basın kartları yönetmeliği değişti. Bu olağandır, çok sık değişir zaman zaman. Ama bu kez meslek örgütlerine hiçbir şekilde haber verilmedi. Şimdi yeni yönetmeliğe baktığımız zaman tek yanlı devlet güdümüne sokan basın kartlarını bir görünüm var. Çok tartışılacak sanıyorum üzerinde. Bir geçici hükümet kurulmadan bugün ancak işte hükümet var, bir geçici seçim hükümeti var. Ortada hiçbir şey yokken böyle telaşla, zamanlamaya hiç dikkat etmeden bu yönetmeliğin geçirilmesi manidar. Şöyle bir şey düşünüyorum. Herhalde bundan böyle işte cemaatçi dedikleri, paralel yapı dedikleri yapıdan gazeteci arkadaşlar, yani o gazetelerde, o televizyonlarda çalışan arkadaşlar sol basından işte çalışan arkadaşlar ki sık sık hedef gösteriyorlar. Bunlardan biri de Evrensel ve Özgür Gündem'di. O tür gazetelerde çalışan arkadaşlar özgürce basın kartı alamayacaklar. Hatta Halk Partili diye bilinen iktidara muhalefet eden yazarlar, çizerler de bu kapsamda görülecek. Çünkü oluşturulan yapı bize onu gösteriyor. Bu bir hukuksuzluk. Bu hukuksuzluğun önlenmesi için biz de hukuk yollarını sonuna kadar kullanacağız. Şimdi biz bu hükümetten en çok muzdarip olan bir meslek örgütüyüz. Sonraki aşamada basın ilan kurumu temsilcilik sayımız düşürüldü. En sonunda da basın ilan kurumundan çıkartıldık. Ve en son olarak da şimdi bu basın kartları komisyonundaki üye sayımız 3 iken 1'e düşürüldü. Ve ayrıca yine Medya İş Sendikası buraya sokuldu. Yani burada biz verdiğimiz kararlarla, meslek etiğine göre verdiğimiz kararlarla bir emniyet subabı gibi görev yapıyorduk. Fakat maalesef ki iktidar bizi hedef bulup buralardan dışlamayı tercih etti. Bu komisyonda daha öncesinde meslek örgütlerinin, basın kartları komisyonunda daha öncesinde meslek örgütlerinin ağırlığı ve kararı, meslek etiğine göre verilmiş kararlarla basın kartı dağıtılırken şu anda oluşturulan komisyonda, 15 kişiye çıkartılan komisyonda patronlar ve devletin ağırlığı fazlalaştı. Bu durumda meslek etiğine göre karar verileceğini hiç zannetmiyoruz. Bu komisyonun alelacele bu kararları getirmesinin sebeplerinden birisi de TRT'deki hukuksuzlukların ortaya çıkması. Bildiğiniz üzere TRT'de birçok gazeteci olmayan insana gazeteciymiş gibi kadrosu gösterilerek kart verilmişti. Bunların iptali 4 Aralık'taki komisyonda gerçekleşti. Ondan sonraki aşamada Zaman Gazetesi'nin yayın yönetmeni, yılların gazetecisi olduğunu düşündüğümüz Ekrem Dumanlı'nın basın kartını gündeme getirdiler. Sürekli kart almak için başvurulmuştu. Bu verilmedi. Ben buradan bu arkadaşlara çağrı yapıyorum. Yani verilip verilmeyeceği kesin değil ama 8 aylık bir hak kaybımız var. Bunun için de hukuk yoluna başvurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun haricinde mesleğimizi doğru düzgün yapan insanlar olarak en büyük darbeyi galiba devletten yiyeceğiz bundan sonra. Bundan sonra gazeteci olmayanların da kart almasını kolaylaştıran bir düzenleme getirildi. Ama gazeteci olanlar galiba kartlarını devletin seçimine göre karar verecek. Kendine basın kartı veren, sürekli basın kartı veren ilk devlet bakanı Yılmaz Karakoyunlu'ydu.
O da basın meslek örgütlerine danışmadan bir maddelik bir değişiklik yapıp basın yayının bağlı olduğu devlet bakanı da sürekli basın kartı alır gibi bir madde yürürlüğe soktu. Şimdi de Yalçın Akdoğan kendisine başbakan yardımcısı sıfatıyla sürekli basın kartı veren ikinci yöneticimiz oldu. Bir kere başbakan yardımcılığı diye bir ünvan yok. Olası ki bürokrat yağcılığından böyle bir şey olmuş diye düşünüyorum. Çünkü asıl adı devlet bakanı ve başbakan yardımcılığıdır resmi adı. O nedenle bu da yasaya aykırı bir uygulama. Ama basın kartı yönetmeliği değişiyor. Ve evet, haber portallarında elektronik medyada çalışan gazetecilere herhangi bir basın kartı hakkı tanınmamış oluyor. Bu da bir yönetmeliğin başka ayrımcılığı. Yani haber portalı patronlarına resmi ilan vermek için olağanüstü çaba sarf eden AKP, elektronik medyada çalışan gazetecilere basın kartı verilmesi konusunda parmağını bile oynatmıyor. Bu da bir başka çelişki. Türkiye'de bunun adını koymak lazım, rejimin otoriterleşmesi süreciyle uyumlu bir gelişme bu. Neden? Çünkü birincisi bu yönetmelik değişikliğiyle merkezi karar alma süreçlerinin uhdesine, yetkisine bırakılıyor sarı basın kartı verilmesi hususu. Aynı zamanda meslek örgütleri dışlanıyor. Bu da dışlayıcı bir kurumlaşmanın tezahürünü gösteren bir uygulama oluyor. Profesyonel kriterlerin tatbiki, yani bu kartların profesyonel kriterler mübacihesinde verilmesinin de önüne böylece geçilmiş oluyor. Meslek örgütlerinin süreçlere dahil imkanını ortadan kaldırarak veya bütünle sınırlayarak. Sarı basın kartı verilmesinde siyasi, ideolojik bir takım ne olduğunu bilmediğimiz değerlendirme ölçülerinin artık bundan sonra geçerli olacağını bize gösteriyor. Daha önce olanlar da. Yani iktidarın hoşuna gitmeyen gazeteciler mesleki kriterleri sarı basın kartı almak için yerine getirmiş olsalar bile bundan sonra sarı basın kartı alamayacaklardır ve niye alamadıkları da kendilerine açıklanamayacaktır, açıklanmayacaktır.